Golü kim attı? Ofsaytta kalan kimdi? Bu sezon şampiyon kim olur? Tartışmalar kıyıda köşede kalmasın. Amatör takımlarımızın istatistikleri, oyuncu performansları, pozisyon yorumlarıyla Ali Mermer'le Amatör Futbolumuz Alternatif Radyo'da. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Amatör Futbolumuz programımızda ben Ali Mermer ile birlikteyiz. Başlayalım efendim. Umarım keyifli bir program olur diye söylüyorum da nasıl keyifli olacak onu da doğrusu bilemiyorum. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak isterim bugün. Ne demiş büyük Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Biz de öyle yapıyoruz efendim. Biz Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Biz de sporcuların zeki, çevik ve ahlaklı olanlarını seviyoruz. Şimdi bu hafta gene Bal Ligi ile başlamak isterim. Kısaca değinelim çünkü taraftar olduğumuz takım Tavşanlı İlspor deplasmandaydı. Geçtiğimiz haftanın aksine Bayırköy deplasmanında 2-0'lık bir skorla kaybetti Tavşanlı İlspor. Sonuç iyi olmadı tabii. Geçtiğimiz hafta aldığımız 4-0'lık galibiyetin üzerine bu hafta deplasmanda kazanabilmiş olsaydık önümüzdeki haftalar içerisinde umutlarımız az da olsa devam edecekti. Bu mağlubiyetle bizim geçmişte söylediğimiz duruma geldik. Tavşanlı İlspor bu sezonu da kapatmış durumdadır. Peki Bal Ligi'nde diğer maçlar ne oldu derseniz Sağlık Spor Gerede 1970 FK karşısında 4-0'lık bir skorla kaybetti. Lider Anadolu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yeni Çağ Deplasmanı'nda 0-0 berabere kaldı. İlimiz takımlarından Yeşilay Spor kendi evinde Bozüyük Vitra Spor'a karşı 1-2'lik bir mağlubiyet aldı. Ki bu maçın sonunda da aldığımız duyumlar çok kötü. Maç bittikten sonra her iki taraf futbolcuları saha içerisinde birbirine girmiş. Futbola da yakışmayan olaylar, istenmeyen olaylar. Doğrusu şaşırdım ben bu haberi olunca. Çünkü Yeşilay Spor aslında çok centilmen bir ekip. Ben işte teknik heyetini de tanırım. Futbolcuların çoğunu da tanırım. Nasıl olup da bu şekilde bir gerginlik ortamı oluştu. Onu da anlayabilmek güç. Ve asıl kötü sonucu da Evliya Çelebi Çağlayan Azot Spor aldı. Eskişehir Yunus Emre Spor karşısında 7-1'lik bir mağlubiyeti var Çağlayan Azot Spor'un. Tabii Çağlayan Azot Spor dedikçe biz hayıflanıyoruz. Çağlayan Azot Spor'un aldığı 2 puan var, ikisini de Tavşanlı İlspor'dan aldı. Gel de kafayı vurma kardeşim diyeyim ben. Böyle olunca Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralamadaki birincilikteki yerini koruyor ama arkasından bir diğer takım Yunus Emre Spor hemşerisi olan takımı oldukça zorlayacak. Tavşanlı İlspor 5. sıraya kadar geriledi. Bundan sonra ne olur? Allah bilir. İnşallah iyi olur. Ama bizim teknik heyetimizin, yönetimimizin şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapabilmesi gerekir. Ve önümüzdeki sezonun planlarını yaparken de altyapıyı da öne çıkararak hazırlıklarını yapabilmesi gerekir. Yoksa her yıl 15 tane futbolcu al, 20 tane futbolcu al, olmadı devre arasında o futbolcuları gönder, yeni bir kadro oluşturla bizim bir yere varabilmemiz mümkün değildir. Altyapımızı sağlam bir şekilde oluşturmalıyız. Memleketten yetişen futbolculara daha değer verebilmeliyiz. Onlarla birlikte olabilmenin çarelerine bakabilmeliyiz. Bunu beceremedikten sonra ne yaparsanız yapın, Tavşanlı İlspor taraftarının istediği sonuçları alabilmek mümkün olmayacaktır diyerek bu konuyu noktalayalım. İnşallah gelecek günlerimiz çok daha güzel olur diyeyim. Şimdi sırasıyla gidelim madem. Bal Ligi'nden sonra Süper Amatör Ligi'ne gelelim. Süper Amatör Ligi'mizde geçtiğimiz hafta hem çarşamba hem de pazar günü maçlar oynandı.
Çarşamba günü Tavşanlı'nın 4 tane takımı Karakova tesislerinde maçlarını oynadılar. Biz hepsini iyi kötü izlemeye çalıştık. Önce ben toptan sonuçları vereyim. Moymunspor Hacıköprüspor'u 3-1 mağlup etti. Akıncılar Spor Seramikspor'u 4-0 mağlup etti. Tepecik Spor Tunçbilek Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Ve dışarıdaki maçlarda Hisarcık Belediyespor Ulu Oymak Direli Spor'u 4-1 mağlup etti. Özel İdare Köy Hizmetleri Spor 1867 Simav Spor'u 2-0 mağlup etti. Çavdarı Spor, Çavdarhisar Spor, Mula Spor karşısında hükmen 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Tepecik Spor birinciliğini, Akıncılar Spor ikinciliğini sürdürmüş oldu. Aslında Tunçbilek Belediyespor ile Tepecik Spor arasındaki maçtan kısaca söz edelim. Evet, güzel bir maç olmuştu bize göre. O ortada giden maçtı. Tepecik Spor zor kazandı maçı. Neden zor kazandı? Maçın 25. dakikasında Tunçbilek Belediyespor'un kalecisi Muhammed Bakışmaz anlamsız bir kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Buna rağmen Tepecik Spor karşısında oldukça direndiler ama ikinci yarıda Tepecik Spor tek golünü buldu ve liderliğini devam ettirdi. Çarşamba günkü maçları da bu şekilde, spor amatör maçlarını bu şekilde söyledikten sonra pazar günkü maçlardan bahsetmek gerekir. Tabii pazar günü hangi takım hangi sonuçları aldı onları söylemekte de yarar var. Pazar günü işte bizim söylediğimiz ve anlayamadığımız konu var. Çarşamba günü 4 tane spor amatör takımı Tavşanlı'daki Karakova tesislerinde müsabakalarını yaptılar. Pazar günü 4 tane takımımız hepsi serbest deplasmana gittiler. Mantığımız şu. Biz diyoruz ki bu işin planlaması biraz daha dikkatli yapılabilirdi. Nasıl yapılabilirdi? Kütahya Ataköy'ün yapacağı iş. En azından iki takımı içeride oynatacak. İki takımı deplasmanda oynatacak. Spor severler de her hafta Süper Amatör Ligi maçından bir maç, iki maç izlemeye zevkine varacaklar diyeyim ben. Ama bu bir türlü olmuyor. Zaten görebildiğimiz kadarıyla da lig sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Evet, ne oldu pazar günü maçlar? Çavdarhisar Spor, Hisarcık Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Bu maçtan bilgiler edinmiştik. Hisarcık Belediyespor önce 1-0 galip duruma geçiyor. Sonrasında Çavdarhisar Spor skoru 2-1'e getiriyor. 2-1'e getirdikten sonra son dakikalarda da Hisarcık Belediyespor attığı golle maçı 2-2 bitiriyor. Tavşanlı'nın iddialı takımlarından Akıncılar Spor 1867 Simav Spor karşısında deplasmanda 3-2'lik bir galibiyet aldı. Seramik Spor'la Tunçbilek Belediyespor 1-1 berabere kaldı. Ulu Oymak Belediyespor karşısında Moymun Spor 3-1'lik bir galibiyet elde etti. İki maç üst üste kazanmış oldu Moymun Spor. Onlar da istikrarlı çıkışlarını sürdürüyorlar diyelim. Hacıköprü Spor'la Özel İdare Köy Hizmetleri Spor 1-1 berabere kaldılar. Ben aslında bu maçta Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'un kazanacağını tahmin ediyordum ama futbol 90 dakika sahada oynanan bir oyun. Kağıt üzerinde düşündüklerimizle saha içerisindeki olan skorlar pek birbirine bağdaşmıyor. Ligin lideri olan Tepecik Spor deplasmanda Domaniş Muratlı Spor ile karşılaştı. Hepimiz biliyoruz Muratlı Spor ligden çekildi ve ligden çekildiği için de Tepecik Spor maç yapmadan 3 puanı cebine koyan takım oldu. Ve işte bu ligde de bu sonuçlardan sonra Tepecik Spor o 7 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada olan Akıncılar Spor da 36 puanla zirvedeki inadını sürdürüyor. Ligin bitimine 4 hafta kaldı. Çok büyük bir görünüşte. Ya Tepecik Spor ya Akıncılar Spor
grubu şampiyon olarak tamamlayıp bala terfi etme şansını bulacaklar. Allah hepsinin gönlüne göre versin diyoruz. Ve cumartesi günü Tavşan'da hiçbir maç yoktu. Biz de tabii şeye gitmedik. Pazar günü gittik Karakova'ya. Karakova'da birinci amatör maçlarını elimizden geldiğince izlemeye çalıştık. İzledik de. Ancak ben hemen başında söyleyeyim. Bizim birinci amatör liginde takım ismi falan da vermeyeceğim ha. Ama birinci amatör liginde böyle futbola yakışmayan bir sürü olay var. Olmuyor diyoruz biz. Sonrasında bunları kah konuşarak burada dile getiriyoruz. Kah yazarak dile getiriyoruz. Ondan sonra o kabak tam manasıyla Ali Mermer'in başına falan. Vay sen taraflısın. Vay sen bize düşmansın. Kardeşim biz ne taraflıyız ne de hiçbir takıma düşmanız. Biz diyoruz ki Karakoy'a ne yapmaya gidiyoruz? Futbol izlemeye gidiyoruz ya. Gidelim orada efendi efendi sağda futbolcular güzel futbollarını oynasınlar. Biz bakalım dostlarla sohbet edelim. Günümüzü böyle hoş bir şekilde geçirelim. Ama sanki oralarda futbol maçına gitmiyor takımlar. Ya da maçları izlemeye giden taraftarlar da maç izlemeye gitmiyorlar. Orada bir cingar çıkarsak, ona küfür etsek, buna bağırsak, günümüzü geçirsek diye düşünüyorlar. Yakışmıyor tabii. Ama bundan sonra bizde kendi prensip kararımız var. Yani centilmen olmayan takımının ve centilmen olmayan takım taraftarının maçlarını biz izlemeyeceğiz. Kardeşim konuşmayacağız ya. Biz burada gerek kendi şahsımız olarak, gerek de radyomuz olarak, gerek ya haber sistemimiz olarak futboldan güzelleri bahsetmeye getiriyor. Bahsetmek için çabalıyoruz. Böyle hiçbir maddi menfaatimiz, hiçbir maddi çıkarımız yok. Sadece amatör futbolumuzu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ama sonunda bir bakıyorsun, o sen taraflısın, sen düşmansın, sen şöylesin, sen böylesin. Evet yüzümüze de diyorlar. Pazar günü aslında çok da canım tıkıldı. Oradan futbolcunun biri işte gizlere ileri geri konuşuyor. Yakıştıramadık mı? Sen topumu oyna kardeşim. Gerisine ne bakıyorsun? Biz sana laf mı etmişiz? Ha topumu da oynayamadım, onu da söyleyeyim. Adını falan vermem çünkü senin takımın adını artık ağzıma almayacağım. Topumu da oynayamadın ama dışarıda maşallah dilim pabuç gibi. Neyse. Pazar günü Karakova'da gün maçı Yaylacık Spor'la Güzelce Spor arasındaydı. Aslında maç böyle çok da kötü maç olmadı. Yani biraz daha dengeli maç olabilir bu arada. Ama maç sonunda Güzelce Spor, Yaylacık Spor'u 3-2 mağlup etti. Maç dengeli olur dedik. Ama yani genelde de oyunun hakim olan taraf Güzelce Spor'du. Hatta gollerini de 90. dakikada buldular. Ben burada Güzelce Spor'un attığı gollerin kimler tarafından atıldığını söyleyeyim. İsmail Doğu, Kerem ve Ahmet Üçer Güzelce Spor'un gollerini attılar ki son gol, Ahmet'in attığı son gol de maçın 90. dakikasına geldi. Bir yerde şok sonuç olmuş oldu Yaylacık Spor için. Ve yani işte maç öncesinde gerek her iki tarafın teknik adamıyla Mustafa Aktepe ile işte Hüseyin Sarıcı ile beraber sohbet ettik maç öncesinde. Keyiflilerdi, ikisinin de muhabbetleri de güzeldi. Futbolculardan konuştuk. Yaylacık Spor'dan Barış Bayram Sarıcı'yı çok uzun bir süreden beri tanırım ben kendisini. Ondan biraz sohbet ettik. Ama işte bu maçta şey oldu ya. Yani ben artık söylemiş olayım gibi. Bizim sevgili Barış Bayram Sarıcı kırmızı kartla oyuncusunda kaldı. Efendime söyleyeyim. Gene maçın 90 dakikasında Yaylacık'tan Mücahit kırmızı kartla kaldı. Arada Güzel Bir Spor'dan Alper. O da kırmızı kartla kaldı. Ben hatta çıktıktan sonra Alper'le konuştum sevgili Alper'le. Alper'in dediği şey, abi dedi ya bak ben tamam kırmızı kart gördüm ama bence kırmızı kart yanlış. Neden yanlış? Ben rakibimi arkadan çektim ama benim arkamda bizim kendi futbolcularımız var. Hücum eden rakibi son adam olarak düşünmüş olsam kırmızı kart belki olabilir. Olmadı, ben de bunu anlayamadım. Olmuyor böyle bu işler. Hepimiz de konuştuk. Canım sağ olsun Alper'e.
maçta ama maç sonunda işte gene hadi gene ismini vermeyelim. O Yerli Spor'dan iki tane üstelik deneyimli futbolcu işte tribünlerle böyle bir ağızdan münakaşasına girdiler. Efendime söyleyeyim. Bayağı oldukça böyle harala güreli oldu. Tam tabiriyle böyle harala güreli oldu oralarda. Biz kenarda izliyoruz. O oldu mu olmadı. Ya futbol maçı nihayetinde kalktı bitti yakıştı. Üstelik oradaki hareketle çıkartan yılların futbolcularından biri de rakibini de laf etti herhalde aklına kaldırıyor. Bayağı 97 dakikada sert hareketle düşürdü. Yakışmıyor yani bu tip hareketler. Kardeşim futbol oynayacaksanız gitmeyin Allah aşkına oraya. Futbol oynayacaksanız olun. Yoksa yaşınız geçmişse de bırakın futbolu gari ya. Verdiğiniz görüntüler ne futbola yakışıyor ne kendinize yakışıyor diyeyim. Bundan sonraki maç Ayvalıspor'la Hanımçeşme Spor arasındaydı. Sezonun ikinci arasında Ayvalıspor'u çalıştıracak olan Ömer Rüstal kardeşimiz çok iddialı başlıyordu. Kendisiyle de konuşmuştuk. Dedim ben bakayım bir Ayvalıspor nasıl olacak. Genç bir kadro var. Ama Ayvalıspor Hanımçeşme Spor karşısında istediği sonucu elde edemedi. Hanımçeşme Spor Ayvalıspor'u 6-2 mağlup etti. Ayvalıspor'un Yerlecik Spor'la kümede kalma mücadelesi ilk sonuna kadar devam edecek diye düşünelim. Bu arada işte aynı bu maçın yan tarafında da Ömer Bey Spor'la Demir Bilek Spor karşı karşıya geldiler. Onlar da B grubunun takımları. Biz zaten maçtan önce takımların teknik adamlarıyla da iyi kötü muhabbet edebildik. Maçın ne olacağı zaten belirsizdi. Nitekim maçı Ömer Bey Spor, Demir Bilek Spor karşısında 2-3 bir skorla kaybetti. Ömer Bey Spor'un golleri Yasin Öner ve İsa Eşen'den gelirken Demir Bilek Spor'un golleri gene tanıdık isimlerden geldi. Ramazan Umutaş 2 tane attı, bir tane de Ömer Bozbey kaydetti. Efendim mesela Ömer Bey Spor'un ikinci golü penaltı sonrasında geldi. Hatta ilk penaltı vuruşunu gole çeviremediler. Devamında arkadan fırlayan arkadaşlar golü attılar da sonrasında da bir offside vardı yok tartışmaları oldu. Bilemiyorum biz biraz yakından şey yaptık pek offside yok idi. Buz gibi gol oldu diyelim. Ve sonrasında bu maçlar bittikten sonra Göbel Gençlik Spor Çobanköy Spor'la güzel bir müsabaka oynadı. Hatta maç öncesi görüntüler ilk kez benim böyle çok şeyime gitti. Taraftarlar tribünde coşkuluydu. Her iki takım futbolcularını el ele kol kola tribünlere çağırdılar. İşte futbolcular birbirleriyle muhabbetliydi. Teknik adamlar birbirleriyle muhabbetliydi. Zaten maçın favorisi de Göbel Gençlik Spor'du. Ve Göbel Gençlik Spor maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmış oldu. Diyeyim ben. Attığı gollerin 4 tanesinde gene şey yaptı. Rıdvan Girgin attı ki Rıdvan Girgin'in maşallahı var. Göbel Gençlik Spor'un diğer 2 golden bir tanesinde Furkan Başkoy, bir tanesinde Oğuzhan Uygun kaydetti. Ve dediğim gibi Göbel Gençlik Spor Tavşanlı 1. Amatörlüklerinde namal giden sürdürüyor. Attığı 6 golle de 62 gole ulaştı ki çok büyük başarı. Gol rekorlarında alt üst ettiler demekte şey var, yararı var ya. Çok değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz, maçları kısa kısa sizlere iletmeye çalıştık. Umarım keyifli olmuştur. Tabii biz Karakova'ya gittiğimizde böyle spor severlerle oldukça işlilik, keyifliydik biz şeyde. İşte Çobanköy Spor'un teknik direktörü sevgili Resul Tamer Kıran'la ve Ömer Bey Spor'un teknik direktörü sevgili Burhan Seder'le kısa futbol muhabbetlerimiz oldu. Burhan Hoca'yı da çoktan beri görmüyorum ben. O öyle geçti. Bakıyorum aslında mesela teknik anlamda bütün teknik adamlar birbiriyle iyi ilişkiler içerisinde. Mesela şey olacak işte ben Çardak Spor'un teknik direktörü Hüseyin Şentürk'le
Gençler Birliği direktörü İsmail Asa bir ara beraber geldiler. Ben bir ara gene işte sevgili Ercan Kuru Hoca ile kalktık, konuştum. Ondan sonra işte Güzel Spor'un direktörü sevgili Mustafa Aktepe ve Yerleşik Spor'un direktörü sevgili Hüseyin Sarıcı ile konuştum. Ben şimdi Hüseyin Sarıcı'ya diyeyim, Hüseyin Sarıcı hocam geçtiğimiz haftalarda bizi düşürmeye çalışıyorlar diye feveran ediyordum. Maçtan sonra pek sesin çıkmadı. Ne dersin dedim kendisine. Takılmış olayım diye yaptım. Mehmet Kadı Hoca'yı da yaptım. Hanım seçmesi korun teknik direktörü. O da kendince en azından güzel işler yapıyor diye düşünüyorum. Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Bizim söylemek istediğimiz tek konu var. Tekrar söyleyerek programa son vermektir. Arkadaşlar futbol için oynayalım. Şiddete, ona buna küfür etmeye, ona buna hakaret etmeye gerek yok. Ya neyi paylaşamıyoruz? Anlamak gerçekten güç. Ve şöyle bir parantezle bitireyim. Çok samimi söylüyorum bunu. Bu konuda hakikaten de çok şeyim. Benim izlediğim bütün maçlarda, maçların bütün hakemleri hepsi iyi niyetlilerdi. Hepsi gerçekten güzel maç yönettiler. Hiçbirine kimsenin kabahat bulmaya hakkı yok kardeşim. Hakemler de böyle fedakar bir şekilde çok iyi niyetle maçları yönetiyorlar. Ne yani, ne yapacak şimdi hakem gelip de senin takımın adına gol mü atacak veya attığın golleri vermiyor mu diyerek sözlerimi noktalamış olayım. Alternatif Radyo'yu dinleyen tüm spor severlere, tüm dinleyenlere çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Golü kim attı? Ofsaytta kalan kimdi? Bu sezon şampiyon kim olur? Tartışmalar kıyıda köşede kalmasın. Amatör takımlarımızın istatistikleri, oyuncu performansları, pozisyon yorumlarıyla Ali Mermer'le amatör futbolumuz Alternatif Radyo'da.